Yunus Emre Baş, 2014'te antrenman sırasında ayağının kırılması sonucu çok sevdiği dövüş sporu Yokushin Kai'yi bırakmak zorunda kaldı ve vücut geliştirme sporuna yöneldi. Çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren Yunus Emre Baş, 2018'de Ekvador'un başkenti Quito'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldı ve burada gençler kategorisinde ikincilik elde etti. Yeni hedefleri için çalışmalarını devam ettiren milli sporcu yaptığı açıklamada başarının çok çalışarak elde edileceğini söyledi. Yunus Emre Baş, daha önce dövüş sporları yaptığını ve 2014'te antrenman sırasında kaval kemiğinin kırılması sonucu bu sporlara veda etmek zorunda kaldığını aktardı. Uzun 4-5-6 sene kadar dövüştüm. Wushu, Sanda, Kyokushin Karate dallarında Türkiye şampiyonluğum, Muay Thai'da İstanbul şampiyonluklarım var. Milli takıma seçileceğim sırada ayağım kırıldı, kaval kemiğim kırıldı ve dövüş hayatım sona erince bu spora yöneldim. Vücut geliştirme sporunda organizasyonlara 9 ay kadar bir sürede hazırlandığını ifade eden genç sporcu şunları kaydetti. Namık'ın Üniversitesi Spor Kompleksi'ne ilk başladığım ikinci günü daha Fatih Ceylan hocamın beni yönlendirmesiyle, genetiğimin müsait olduğunu söylemesiyle kafamda algı oluştu, düşünceler oluştu ve yarışma hazırlığına karar verdik Fatih hocamla beraber. Hazırlık sürecim toplam 9 ay sürdü. 6 ay kadar Türkiye Şampiyonası'na hazırlandım. Türkiye'de derece Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda milli takım seçmelerinde derece aldım. Milli takıma seçildim. Hiç diyeti bozmadan 3 ay daha diyet yapıp Ekvador'un başkentinde olan IFBB Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Kendi sikletimde. Yunus Emre Baş, her sporcu gibi kendisi için de Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Dünyanın bir ucunda bayrağımı dalgalandırmak, bayrağımı taşımak çok gurur vericiydi ve bu yolda bayrağımı dalgalandırmaya devam etmek istiyorum. Genç arkadaşlarıma bu spora yönelmelerini, kötü alışkanlıklarından uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu sporda sağlık var. Bu spor insana özgüven veriyor. Bu sporu yapmak güzel. Antrenör Fatih Ceylan, Yunus Emre Baş'ın azimli, çalışkan ve güçlü olduğunu belirtti. Vücut geliştirmede başarılı olabilmek için sporcuların genetiğinin çok iyi olmasını gerektiğini aktaran Ceylan şunları söyledi. İlk geldiği zaman form ve genetik olarak çok müsait olduğunu fark ettim. Kendisi de zaten daha önce sporcuymuş. Tabii talihsiz olaylar yaşamış. Bacağı kırılmış, spor branşını bırakmış. Genetiği müsait olduğu için yönlendirmek istedim ve güzel de bir sonuç aldık. İnşallah daha da iyi sonuçlar alacağız. Namık Kemal Üniversitesi olarak da mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapıyoruz. Daha iyi dereceler ve daha iyi sporculara da devam edeceğiz. Okulumuzun desteği şöyle, öncelikle tesis anlamında bize her türlü yardımcı olunuyor. Çünkü bu bağımda salon olarak birçok üniversitede yetersiz imkanlar var. Ama bizde öyle bir sorun herhangi bir şekilde teşkil etmiyor. Çift salonumuz var, öğrencilerimiz ayrı çalışıyor, biz buradayız. Üniversitemizin bu tarz bir şeye şöyle bir yatırımı var. En azından milli bir sporcuyla bu işe başlayıp ve böyle öğrencilerin yetişmesine bizim buraya gelmemiz de bir sebep oldu. Ondan dolayı da bu işe bakış açıları çok önemli insanların. Yönetim olarak da bu konuda gayet hassaslar.